Merhaba arkadaşlar, Dark Passage Bursa karşılaşmasından sonra Dark Passage zaferle ayrıldı. Yanımda My Pleasure ve Cizo var. İlk sorum My Pleasure'a. Oğlum sen ne yaptın ya Jarvan'la? Rakibe yazık değil mi, o Japon sürekli ölüyordu falan. Ya biraz böyle iyi, ben de beklemiyordum açıkçası böyle bir sonuç ama yanlış oynadılar. Biraz cezalandırdık öyle diyeyim. Yani erken Oracle'la başladım. Ben hep sağ sol yaptım. Vision'ları temizledim. Ward'lar olduğunu bilmiyordum. Tak diye girdim level 3'te kestik adamları. Peki ikinize bir sorum var. Koray'la oynamak nasıl bir duygu? Abi çok böyle üstüme sanki baskı olacakmış gibi hissediyordum başta ama öyle bir şey yok abi. Çok gayet rahat böyle. Nasıl diyeyim? Hatta daha önce oynadığım takımlardan daha rahat oynuyorum şu an Koray'la. Öyle diyeyim. Sana güven veriyor yani. Aynı soruyu sana soruyorum abi. Yani Naru ile oynamak çok zevkli ve güven veriyor insana açıkçası. Yani sonuçta hani süperstarla oynuyorsun. Hani kaç yıldır bunun işin içinde ve bize gerçekten oyun içinde çok iyi hani göz kulak oluyor diyebilirim. Yani bu gerçekten çok güzel bir duygu. Peki duyumlarımıza göre büyük takımlar seni yakından takip ediyor. Yani büyük takımlar derken hani üst sıradaki takımlar, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Fikrin var mı? Senin de bir bilgin var mı? Yani benim sen söyleyene kadar bir fikrim yoktu. Ama şu an hani kendimi göstermektense hani kendimi geliştirmeye bir araz daha hani adadım. Hani şu an eksiklerim var tabii ki, hala çok var. Ama split'in başından şu ana kadar kendimi bazı şeylerde kattığımı, hani en azından solo queue ve scrimlerde kattığımı söylüyorum. Ama bazen işte burada olmuyor. Mesela bugün aslında birkaç tane büyük hata yaptım. Yani bu yapılmaması gereken hataydı bu seviyede ama yani kendimi biraz daha yani çok geliştireceğim yani. Çok çalışıyorum. Peki abi. My pleasure. Evet. Kardeşim geldik sana. Bu transfer nasıl gerçekleşti? Nasıl oldu? Yani Dark Passage neden seni istedi sence? Ya bir gün ben uyandım. Baktım mesaj gelmiş. Şöyle hemen işte tamam olur falan diye konuştuk. Dark Passage invite request mi geldi? Accept'leri yapıyorsun. Invite request geldi. Ben de accept dedim. Hatta benden önce Naru'nun haberi yapıldı. Ben şey diyordum, herhalde bizim kontrat iptal oldu. Bizi beğenmezler. Beni almazlar. Bizi beğenmezler dedim. Ama öyle bir şans oldu yani. Yine çok şanslı adamım ben zaten. Öyle buluyor beni yani. Bir Aurora, Dark Passage. Bakalım devam nasıl olacak. Peki abi. Sana şimdi çok güzel bir soru geliyor. Hazır mıyız? Evet, peki sana sorum şu. Umtara'yı bizim 2v1'imizde 3. sıraya koymuştun. Ama adam yani nedense şöyle... Evet, tam biraz oldu. Böyle bir şey oldu. Biraz yani. Süreçli değil. Bunun neden abi? Neden öyle oldu? Aslında hani Umtara'ya o çektiğimiz zaman sadece bir hafta izleme fırsatı bulabilmiştim ve sadece bir iki kere solo queue'da denk gelmişti. Ona göre söyledim ama hem onunla karşılaştıktan hem de oyunun sonundan izledikten sonra gerçekten hani bana kıyasla bayağı bir fark olduğunu ve yani ligin üst sıradakileri top lane'lerin arasında da fark olduğunu gördüm. Yani şu an kafamda birinci sırada, direkt böyle söyleyeyim. Peki yani abi. Bir disrespect yaptık ama aslında disrespect gibi değildi. Hani şu ana kadar olan gözlem ve analizlerimi söyledim. Çok ofansif bir şey de değildi zaten. Peki abi. My Pleasure, geldik sana. Abi Stansfield en son kumarınızda dedi ki yani My Pleasure biraz zayıf oynuyor dedi. Ben ne yapsam sürekli gank atmaya çalıştı. Orman camplerini çaldım. Böyle seni biraz küçük gördü. Ne diyorsun bu konuda? Ben onun cevabını dün verdim zaten abi, daha ne diyeyim. Nasıl oğlum? Ben izlemedim kumarı. İzlemedim, uyuyordum. İzleseydin görürdün. Biz dün bir saatte bitti kumar zaten. Çok bir şey kaybetmedin sen. Valla iyi vardı. Hızlı bitmiş. Peki Naru iyi oynadı diyorlar. İyi oynadı. Naru. Aynı takımda mıydınız siz? Haksızlık değil miydi adamlara? Ya zaten ilk defa oynamıştık dün yani o kumarda beraber. O yüzden çok sorun değil bence. Peki abi. Merhaba arkadaşlar. Dark Passage'in galibiyetten sonra yanımda Koray var. Koray hoş geldin öncelikle. İlk sorum. 3 aydır ortalıkta yoktun. Ligi dışarıdan izleme fırsatı buldun. Bize kendine dahil ederek bir orta koridor arasında bir sıralama yapar mısın? Tabii ki hemen yapayım. Öncelikle ben Bolu'nun çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Onun yanında Koreliler de bence biraz, özellikle GBM, başka yok zaten de GBM ve Frozen'da performans düşüklüğü var. O yüzden onları 4 ve 5'e koyardım. 2'ye Umut'un ve Kenzuke'nin hak ettiğini düşünüyorum 2'de. Ondan sonrası zaten birbirine yakın. Bense en sondayım. Ya bak yapma bunu. Bir saniye. En sondayım çünkü yeni geldim. Tepeye tırmanacağım. 3 hafta sonra tekrar yapalım bunu. Kendimi o zaman en tepeye koyarım diye düşünüyorum. Peki abi, bu Naru'nun Frozen'dan kaçtığı bir video var. Onun tam tersini görecek miyiz bu split'in sonunda? Yani ben öyle ofansif bir şey yapmam ama Frozen'da gerçekten çok güzel bir rekabet var aramızda.
hem oyuncu olarak hem de takım olarak her zaman oldu. Yine öyle bir şey yaşamak isterim tabii ki. Peki sen bu arada yayın da yapmadın, hiçbir şey yapmadın. Ortadan kayboldun. Ortadan kaybolduğun sürede neler yaptın? Aslında şöyle bir şey oldu. Ben aslında yayın hayatına devam etmek için başka bir yere taşındım. İstanbul'a geldim Antalya'dan. Fakat fark ettim ki hani bu yayın işi çok güzel. Kendi işinin patronusun vesaire ama sahneyi çok özlediğimi fark ettim. Rekabet olmadığını fark ettim yayıncılık işinde. Ben de tekrar döneceğim deyip kendimi odama hapsettim. Bir ay boyunca asıldım. Challenger'a da yükseldim. Çok güzel geçti bu zamanda. Şu an sahnedeyim. Dark Passage bana bu şansı tekrardan verdiği için teşekkür ediyorum. Böyle ilerlemeye devam edecek. Peki ligde hiç tek atmalık birini gördün mü? Yani öyle işte, ben demek istemiyorum. Yani Ferit olmadığı için. Peki. Şimdiki sorum, biliyorsun yani Galacticos'ta çok da iyi bir takım olarak bir performans gösteremediniz. Genelde sosyal medyada suçlanan taraf sen oldun. Peki bu eski takımının orta koridoruna karşı bir hırs var mı sende? Tabii ki Galacticos, Aurora, Supermassive bütün hepsine karşı daha fazla odaklanarak oynuyorum ki sebebi benim yerimi dolduramadıklarını anlamaları. Başlığımızı da aldık arkadaşlar. Abi şimdi son sorumu sorup röportajı bitireceğim. 2015 yaz mevsimindeki Zeyd Notlu, Elvint'li kadroyla oynamak ister miydin şu an? Tabii ki bunu bu yaşımda değil, isterseniz 35 yaşında sorsanız da yine o arkadaşlarımla o kadroda gayet keyifli bir şekilde ne kadar birbirimize küssek de oynamak isterdim. Peki abi, çok teşekkür ediyorum röportaj için. Abi umarım DP bol bol win alır. Naru'yla bol bol röportaj yaparız. Görüşmek üzere arkadaşlar.